Tanıtayım kendimi. Allah razı olsun. Ömer abi. Tamam, ben durayım. Musa abimiz hayrancılardan, İzmir hayrancılar, Musa yukarı. Ömer kardeş de onun oğlu Ömer yukarı. Ben de Necmi İlgen. İzmir'den geliyoruz. Kardeşlerin selamları var. Ziyarete geldik işte. Ne yapalım? Bir de düğün varmış, davet ettiler düğüne kardeşler. Biz de davete icabet etmek. Müslümanın Müslüman'da 5 tane hakkından birisi de davetine icabet etmek. 5 tane hakkı var. Biliyorsunuzdur da gençler var, belki bilmiyorlardır. Sayalım tekrar. Mesela Müslümanlar karşılaştıkları zaman birbirine selam vermek, selam almak. Tabii bu vermek almak pozisyona göre. Mesela adam oturuyor dükkanında, sen geçiyorsun. Geçen oturana verecek. Oturan da tabii ona müteveccih olacak ki, yani bana o adam selam verecek. Ben de selamı almaya hazır vaziyete geçmeliyim. Yoksa arkanı dönersen selamı kaybeder. Adamı görüyor, arkasını dönüyor. Yani bana selam verme demektir bu. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu bir. İkincisi, hapşırdığı zaman Müslüman ne diyor? Elhamdülillah. Karşısındaki de ona yerhamukallah diyecek. Allah sana merhamet etsin. Öbürü de ona yehdina ve yehdikumullah. Allah size de hidayet etsin. Ne güzel bak. Bu da üç oldu. Biri de davet ettiği zaman davetine icabet etmek. Davet tabii meşru dairede. Meşru davet. Benim geçenlerde çok yakınım bir düğün yaptı. Davetiye gelmiş, eve gittim, baktım davete işte Pamukkale dinlenme tesislerinde bilmem ne falan. Çok yakınım yani. Telefon açtım, dedim hayırlı olsun falan. Dedim nasıl, mevlütün falan mı? Yok be kardeşim, yedemem. Dedi işte falan. Dedim ben gelemem biliyorsun. Ama gelemeyeceğini biliyorsun dedi, gönderdik falan. Dedim mevlütlü olsaydı hem mevlütünü okurduk. Hem dua ederdik, hem de cemaati getirirdik. Herkes de düğün görürdü. Tabii ya. Kaçırdınız. Aynı gün bir başka kardeşimiz de davet etti. Onun sünneti tekbirli, dualı, mevlütlü, Kur'anlı, oraya gittik. Biri de bu, davetine icabet etmek. Bir de vefatta olduğu zaman ziyaretine gitmek. Hasta olduğu ziyaretine gitmek. Bu da dört oldu. Bir de öldüğü zaman cenazesine gitmek. Müslüman'ın Müslüman'da 5 tane hakkı bu. Bunları yapmamız lazım. Evet abi, tarihçi hayat. Müslüman sahibi Müslüm-i Elif'i. Bismillahirrahmanirrahim. Emirdağ hayatım. Aziz, sıddık, sebatkar, muhlis kardeşlerim. Hem maddi, hem manevi, hem nefsim, hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli benden sual ediyorlar ki, neden herkese muhalif olarak hiç kimsenin yapmadığı gibi sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun? İstigna gösteriyorsun. Ve herkes müştak ve talip olduğu ve Risale-i Nur'un intişarına, futuhatına çok hizmet edeceğine, o Risale-i Nur şakiplerinin hasları, müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyorsun. El cevap, bu zamanda ehli iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki, kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamaz. Ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez. Ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez. Bir tarzda iman hakikatlerini ders versin. Umum ehli imanın 1000 seneden beri terakküm etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. İşte bu nokta içindir ki dahili ve harici yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tabi olmuyor. Ta avamı ehli imanın nazarında hayatı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın. O doğrudan doğruya hayatı bakiyeden başka hiçbir şeye alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati
hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin. Ama manevi ve makbul ve zararsız ve bütün ehli hakikatin istedikleri nurani makamlar ve uhrevi rütbelerden halis kardeşlerimizden hüsnü zanla verilen ve ihlasınıza zarar gelmediği halde eğer kabul etsen reddedilmeyecek derecede senetler, hüccetler bulunduğu halde sen değil tevazu ve mahfiyetle belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerin hatırını kırmakla o rütbelerden ve makamlardan kaçıyorsun. El cevap, nasıl ki ehli hamiyet bir insan dostların hayatını kurtarmak için kendini feda eder, öyle de ehli imanın hayatı ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için lüzum olsa hem lüzum var, kendim değil yalnız layık olmadığım o makamları, belki hakiki hayatı ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye Risale-i Nur'dan aldığım dersi şefkat cihetiyle terk ederim. Allah Allah. Evet, her vakit hususan bu zamanda ve bilhassa dalaletten gelen gafleti umumiyede ve siyaset ve felsefenin galebesinde ve enaniyet ve hotfuruşluğun heyecanlı asrında büyük makamlar her şeyi kendine tabi ve basamak yapar. Hatta dünyevi makamlar için dahi mukaddesatını alet yapar. Allah. Ne acı değil mi ya? Bu asırdaki en büyük acılardan biri. Manevi makamlar olsa daha ziyade alet eder. Umumun nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kutsi hizmetlerini ve hakikatları basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp neşrettiği hakikatlar dahi tereddütler ile revacı zedelenir. Şahsa makama faydası bir ise revaçsızlıkla umuma zararı bindir. Elhasıl hakikatı ihlas benim için şan-ı şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriye'ye gerçi büyük zarar oluyor. Fakat kemiyet, keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan halis bir hadim olarak hakikatı ihlas ile her şeyin fevkinde hakaiki imaniyi 10 adama ders vermek büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha emniyetli görüyorum. Çünkü o 10 adam tam o hakikati her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip o çekirdekler hükmünde olan kalpleri birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveseler ile o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp mağlup olarak dağıtabilirler diye hizmetkarlığı makamatlara tercih ediyorum. Hatta bu defa bana 5 vecihle kanunsuz bayramda düşmanlarımın planıyla bana ihanet eden o malum adama şimdilik bir bela gelmesin diye telaş ettim. Çünkü mesele şaşalandığı için doğrudan doğruya avam-ı naz bana makam verip harika bir keramet sayabilirler diye dedim. Ya Rabbi bunu islah et veya cezasını ver. Fakat böyle kerametvari bir surette olmasın. Bu münasebetle bir şeyi beyan edeceğim şöyle ki. Bu defa mahkemeden bana teslim olunan talebelerin mektupları içinde çok imzalar üstünde bulunan bir mektup gördüm. Belki lahikaya girmiş. Risale-i Nur'un şakitlerinin maişet cihetindeki bereketine ve bazılarının tokatlarına dairdi. Burada aynen Kastamonu'daki tokat yiyenler gibi şüphe kalmamış, 5 adam aynen burada da tokat yediler. Allah rızası için El-Fatiha.